Ahval Forum'dayız ve üç konuğum var bugün. Gündemin önemli bir bölümünü işgal eden ve etkal etmeye devam edeceği de anlaşılan infaz düzenlemesini konuşuyoruz. Mecliste, genel kurulda karar alındı ve bir oylamayla bu düzenleme yasalaştı. Günlerdir tartışılan ve yoğun biçimde muhalefetin direnişine rağmen AKP-MHP bloğunun istediği doğrultuda ilerleyip yasalaşan bir metin var karşımızda. Cezaevlerinde 300 bini aşan sayıları tutuklu ve hükümlünün 90 bin kadarını ilgilendiren ve geri kalanının yaklaşık 50 bin siyasi mahpusun akıbetini de ortada bırakan bir kanun söz konusu. Bu çok sert biçimde CHP ve HDP tarafından eleştirilen bir metindi. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle de kamuoyunda kamu vicdanını rahatsız edeceği defaten söylenmesine rağmen bu yasa geçti. Şimdi yeni bir tartışma süreci başlıyor. Bunu konuşacağız. Ne olacak bundan sonra? Konuklarım İstanbul'dan ve konuklarım Ankara'dan bize katılan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Utku Çakır Özer. Utku Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Merhabalar Ömer Faruk Bey. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Ve avukat hukukçu Veysel Ok. Merhabalar Veysel Bey. Merhabalar. Hoş bulduk. Şimdi Utku Bey'le başlayalım. CHP içinde tartışmalar var. Bir yol haritası belirleme çabası var. Çünkü artık yasalaşmış bir metin var karşımızda. Bundan sonra ne yapacağı konuşuluyor iki muhalefet partisinde de. İyi Parti'yi bir tarafa bırakalım. Şimdi bir tarafıyla Çiğdem Toker genel bir muhalefet eleştirisi yayınlamış bugün. Köşe yazısında muhalefetin katılımının oynamaya düşük olmasının yanlış olarak görüldüğünü anlatıyor ve kamu vicdanını rahatsız edeceğini yazıyor Toker. Keşke diyor bu sayı daha yüksek olsaydı. Yani muhalefet kazanamayacak olsa bile bir şeyi marke ederdi. Bir tavır ortaya koyardı net blok olarak diyor. Diğer taraftan bazı başka yazılarda da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne bu itiraz götürüldüğünde acaba işte Gülen cemaati tabanının hukuk tutuklu ve hükümlülerini serbest bırakılırsa ve Kürt siyasal hareketinin işte PKK ile bağlantılı görülen, o sebeple cezaevlerinde tutulan mensupları serbest bırakılırsa bize acaba zarar gelir mi tartışmaları da, kaygıları da var deniyor. Biz CHP içinde ne oluyor, nasıl bir yol haritası belirleniyor, önce bunu anlayalım sizden. Tabii, teşekkürler tekrar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu net. Daha önce bunu komisyon aşamasında da, genel kurul aşamasında da ifade ettik. Adil bir düzenleme istiyoruz. Biz çıkanlara niye çıktın demiyoruz ama içeride düşünce suçlarının, siyasi suçluların, gazetecilerin kalmasını istemiyoruz. Ayrıca yaklaşık 100 bin, 90 bin hükümlü serbest bırakılırken ve sayısı bilinmeyen ama on binlerle ifade edilen kapalı cezaevinde kalan hükümler cezaevine çıkma imkanına sahip olur. Rakamının yaklaşık 90 bin civarında olduğu, belki daha fazla olduğu yüzden tutukluların ise, ki tutuklular biliyorsunuz suçlulukları kanıtlanana kadar masumdurlar, cezaevinde kalmaya devam edecek olmalarını çok büyük bir eşitsizlik olarak görüyoruz. Ve bunu her ortamda ifade ediyoruz. Tabii ki eli kanlı 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların ya da insan öldürmüş teröristlerin çıkmasından yana değildi. Bunu açıkça ifade ettik. Ama şu andaki düzenlemenin çok vicdanda yer bulmadığını defalarca söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Tutuklar meselesinin yanı sıra bir başka önemli konu biliyorsunuz. Meselesi, gazeteciler meselesi, işte bakın yıllardır Osman Kavala beraat etmesine, beraat bir tahliye kararına rağmen cezaevinde tutuluyor. Benzer şekilde Selahattin Demirtaş aynı şekilde yine cezaevinde kalmaya devam ediyor. Bizim meslektaşlarımız işte Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Yeni Çağ'dan Telefon Programı aynı zamanda Murat Ağırel, Yeni Yaşam'dan Ferhat Bey ve Aydın Bey, hepsi ifşa edilmiş bir haberin tekrar ifşası nedeniyle yaklaşık 2 aydır özgürlüklerinden bulundu. Ahmet Altan var, Müntezer Türkmen'e var, hepsi yazdıkları için, ellerine taş dahi almayan insanlar yazdığı, çizdiği, muhalif görüşünü açıkladığı için cezaevinde kalırken FETÖ'cülerin, gaspçıların, adam yaralayan, adam öldüren, kadın öldüren, kadın yaralayan,
Aynı zamanda işte yanımıza gelecek her türlü rüşvet, yol, bir kitap gibi soruları yapanları ellerini kollarını çıkarken suçlularının, siyasi suçlularının kalması kabul edilemez. Benzer şekilde hükümler arasında işte 65 yaş üstündekiler için ayrım yapılması ve birçok konuda komisyonda ve genel kurulda hep Faruk da biliyor, ısrarla üzerinde durduk. Ayrımcılık, eşitsizlik yapılmasını kabul etmek mümkün değil. Hele hele son dakika önergesiyle gazetecilerin hüküm alsalar dahi infaz kapsamında infaz imkanlarından yararlanamayacak olması, MİT aleyhine yani MİT'in işlemleri aleyhine yapılacak olan yargılamalarda infaz alacak şey hüküm giyecek olan meslektaşlarımızın kapsam dışında kalacak olması yine kabul edilebilir gibi değil. Yine son dakika önergesiyle biliyorsunuz işte açık cezaevlerinin tamamı gün itibariyle boşalıyor. Yaklaşık işte 30 bin kişi Adalet Bakanı açıkladı biliyorsunuz. 30 bin kişi tahliye ediyor cezaevlerinden 45 bin ile ne olarak çıkıyor. Komisyonda ben burada söylemekten hicap duyuyorum ama iktidar milletvekilleri 75 bin kümülü açık cezaevlerinden çıktığında işte onların yerine kapalıdan birkaç bin diyorlar onlar ama rakamını açıklamadılar kesin bir şekilde çıkması gerektiğini. Çünkü işte açık cezaevinde yapılan işler tavukların beslenmesi, domateslerin sulanması bu onların tabiri gerçekten nedeniyle kapalıdaki hükümlerin açığa çıkarılacağını söylediler. Bunlar arasında kadına şiddet uygulayan, döven, yaralayan, ölümüne neden olanlar var. Cinsel suçlardan cezaevinde olanlar var. Yine benzer şekilde birçok aklınıza gelecek suçtan cezaevinde olanlar var. Kamuoyuna bunları affetmiyoruz, bunları kapsam dedikleri her suçu aslına bakarsanız kapsam içine soktular. Bu da kamuoyunda bu konunun vicdanlarda yer bulmamasının bir başka nedenidir. Bakın Soma maden katliamı, Ermenek maden katliamı, Borlu, Ankara yüksek hızlı tren katliamları benzer şekilde Gezi direnişinde hayatını kaybeden gençlerimizin ölümüne neden olan yetkililer, Aladağ yurt katliamında yine ihmali olan yetkililerin tamamı bu düzenleme kapsamında ya cezaevinden çıkacaklar ya da hüküm giymeleri durumunda cezaevine girmeyecekler. Ama diğer yandan işte az önce söyledim Osman Kavala, az önce söyledim gazeteciler, az önce söyledim siyasi tutuklular, Demirtaş Balıkken başta olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarının hepsi cezaevinde kalmaya devam ediyor. Bunu hiçbir şekilde ne hukukun terazisine uymakta ne de vicdanlara sığmakta. O yüzden biz bunu anlatmaya devam edeceğiz. Sınırlı basın yayın imkanları olduğu için kamuoyu izleyemedi. Biliyorsunuz meclis kapalı tuttular. Meclisin yayını kapalı tuttular daha doğrusu. 3 gün sadece sınırlı saatlerde halkınızı tepkikten izleyebildi. Ama onun dışında özellikle yayın yapılmayan günlerde bu tartışmaları, görüşmeleri devam ettirerek kamuoyunun bilgilenmesini, kamuoyunun bunun ne kadar ayrılmış, ne kadar eşitlikten, adaletten uzak bir yasa olduğunu öğrenmesini, bilmesini engellemeye çalışıyor. Ama bir muhalefet olarak bunu anlatmaya devam edeceğiz. Peki, Anayasa Mahkemesi'ne ne yapılacağı sürecine geri tekrar dönelim. Ama Ömer Faruk Bey'e geçmek istiyorum ben. Şimdi siz bundan sonra ne olacağın farklı boyutlarını da biliyorsunuz Ömer Faruk Bey. Şimdi netleştirmek adına soruyorum. Bunu Veysel Bey de biliyor tabii de. Ki kaç kişi çıkacak? Yani bir kargaşa var anlaşıldığı kadarıyla. Kimin çıkacağı belli değil. Buna yeni bazı isimler eklenebilir. Beklenmedik şeyler olabilir. Birdenbire bu düzenleme hiç düşünülmedik, akla gelmedik bazı başka suçlarla ilgili kişilerin de dışarı çıkması, tahliye edilmesini beraberinde getirebilir deniyor. Kısaca bir teknik olarak bir bilgi verir misiniz bize? Yıl sonuna kadar ne olacak? Kaç kişi çıkacak? Bu kategoriler nelerdir? Bunu bir anlayalım yani kısaca. Evet, şimdi bakanlığın açıklaması 90 bin kişinin çıkacağı yönünde. 45 bini hemen tahliye, 45 bini adli tedbirlerle çıkacak yönünde bir açıklama vardı. Böyle bir
90 bin açıklaması vardı. Zaten şu anda açık cezaevlerin boşaltılacak 30 bin civarında olduğu söyleniyor açık cezaevlerindeki mahpusların. Onlar boşaltılacak ve bu 90 bin yani 110 bin mi olur, biraz düşer mi çıkar mı? Herhalde tam net sayıları da veremiyorlar. Tahliye olduktan sonra çok netleşecek belli ki. Şimdi açık cezaevinden çıkışlar olduktan sonra kapalıdakilerin açığa geçme durumu var. Kapalıdaki açığa geçmelerine bir yıl kalanların açığa geçmesi hızlandırılıyor. Açığa geçiyorlar ve oradaki infaz müddetleri dolduktan sonra 31 Aralık'a kadar bir izinleri oluyor. Daha sonra açık cezaevine tekrar geçecekler ama bu sanırım 31 Aralık'ta büyük ihtimalle bu süre uzatılır diye düşünüyoruz. Onun dışında tabii şu anda bu kategori içinde sayılanlar işte hırsızlık, gasp, zinnet, mafya suçları gibi suçlar tahliye olacak görüntü bu. Tabii arada sayılmayan ve biraz daha hızlı bir şekilde çıkan insanlar da açık cezaevine çıkışına yakın bir süre kala olanlar olacak. Yani açığa çıkışına az bir süre kalanlar çok şu anda adı anılmasa da bir müddet sonra işte 31 Aralık'a kadar serbest kalmış olacaklar. Böyle bir durum var. Yani sayılar 90 bin mi olur, 100 bin mi, 110 bin mi tam bilemiyoruz tabii. Şu anda Adalet Bakanlığı da bugün açıklama yaptı. Çok net bir sayı veremiyor gördüğüm kadarıyla. Ama aradan hani örgütlü mesela işte sanırım 220'ye ait suçlarda siyasi olmayan örgüt suçlarında 3/4'ten 2/3'e indirildi. Ve burada kaç kişinin çıkacağı tam net bir sayı verilmedi. Bunlar çok net değil. Adalet Bakanlığı yetkilileri de sanırım biraz hızlıca bu işler olduğu için çok netleştiremiyor veyahut da kendileri açıklamak istemiyorlar. Genel olarak 300 bin sayının 90 binin tahliye olması yani derde derman olmayacak. Aslında hani bir bilimsel standartlar açısından 120 bine en azından düşmesi lazım. Dünya bilimsel cezaevi standartlarına göre. Bu siyasi kaygılardan dolayı olmadı. Şu anda da gelinen sayı zaten arttırılmış kapasite sayısı. Yani 210 bin, 220 bin sayılarında da biz yoğun bir şekilde ihlal başvuruları alıyorduk. Yürütülemez bir haldeydi. Sürdürülemez bir haldeydi. Yoğun ihlaller oluyordu. Büyük aksaklıklar oluyordu. Ne olur bilemiyorum. Yani yakın bir sürede bu sayılar eski haline döner gibi duruyor. Adliyelerden çıkanları ıslah ne derece edebildiler? İşte hırsız, yağma, gasp, mafya olanlar ne derece kısa bir sürede geri döner onu bilmiyoruz. Ve siyasi açıdan muhaliflerini ne kadar hızla tekrar içeri atarlar ve eski 300 bin sayısına hangi hızla ulaşırlar bilemiyoruz ama çok da gecikmeyecek gibi. Çünkü bu sadece bir sayı indirme harekatı oldu. Adalet harekatı olmadı. Yani sadece sayıyı indiren bir anlayış oldu. Geçici bir anlayış ve şu anda da hani içeride kalan mahpusların ruh hali oldukça sanırım kötüdür. Çünkü hani hastalık tüm yoğunluğuyla her tarafı sarmışken yan koğuştakiler çıkıyor. Siz içeride böyle baka kalıyorsunuz. Yani bu ve kendinizi içeride kurban gibi hissediyorsunuz. İşte siz ölüme terk edildiniz. Kurbanlarımız sizlersiniz. Siz bizim zaten sevmediğimiz, beğenmediğimiz, affedilemez olarak gördüğümüz mahpuslarsınız. O yüzden size geçmiş olsun. Bak işte sizin çıkma ihtimaliniz yok. Ne yasaya göre, ne
salgın hastalığa göre size izin verecek bir ortam yok denmek istedik. Şurası net. Yani 50 bin küsur siyasi mahpus, beklentileri, talepleri karşılanmadı. Ortada hakikaten anayasa açısından tartışmalı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından da 14. maddesi bakımından da uzman görüşlerine bakılırsa çok tartışmalı bir durum var. Bu belli. İktidara yönelik eleştiriler de net Ömer Faruk Bey. Bir de tabii az önce zikrettiğim muhalefetin oylamaya katılma oranına dair eleştiriler de var. Yani 51 galiba red oyu çıkıyor. Bunun içinde 3 partinin oyları sayım olarak da belli. Galiba HDP'den 8 kişi katılmış, 8 milletvekili. CHP'den tam sayıyı hatırlamıyorum. 20 küsur galiba. Bunlar oransal olarak vurulduğunda hakikaten düşük bir katılımı işaret ediyor. Bu eleştirilere Çiğdem Toker tarafından mesela bu dile getirilmiş. Katılıyor musunuz? Hakikaten muhalefet daha görünürlük anlamında hani kazanamayacak olsa bile mecliste, genel kurulda bir blok olarak yer almalıydı görüşü sizce makul, haklı bir eleştiri değil mi? Haklı bir eleştiri. Hani bu eleştiriye ben bir şey diyemiyorum. Haklı bir eleştiri işin doğrusu, ama sayıları şöyle netleştirelim. HDP'den 24 vekil katıldı. CHP'den 19 vekil katılmış. Birisi kabul oyu vermiş. 18'i red oyu vermiş. Belki yanlışlıkla vermiş, bilemiyorum. İYİ Parti'den de öyle söyledi kendisi. Vekil katılmış. Durum bu. Şimdi tabii ben bu durumu savunamam açıkçası. Hani eleştiriler haklı. Ama şunları da söylemek lazım. Yaş itibarıyla 65 yaşının üstünde olması hasebiyle zaten katılamayan bir kitle vardı. Bu bir. İkincisi, kronik hastalığı olan arkadaşlar vardı. Hani, ne bileyim, bir genç olmasına rağmen kronik solunum hastalıkları olan kişiler olduğu için onlar katılamayacaklarını beyan ettiler. Bundan dolayı azalmalar oldu. Ama her halükarda tabii 51 sayısı kamu vicdanını sızlatan bir sayı. Bu noktada eleştirilere ben çok bir şey diyemiyorum. Peki bundan sonra, madem böyle oldu, bundan sonra yani şimdi az önce yine Utku Bey'e de onu sordum. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru süreci var. Bu sürece başvuruda muhalefet partileri, CHP, HDP birlikte mi hareket etmeyi düşünüyor? Yoksa her parti kendi başvurusunu mu Anayasa Mahkemesi'ne gönderecek? Çünkü çok acil bir durum var. Yani dakika dakika atıyor ve sürekli olarak virüs tehdidinin basıncı da artıyor. Cezaevleri, tüm Türkiye toplum üzerinde. Yani zaman çok önemli burada. Nasıl bir hareket planı var? Daha yakınlaşma var mı CHP, HDP arasında? Bir görüşe göre, bir avukat ve bir hukukçunun görüşüne göre yani birlikte bir şekilde başvuru daha çok mahkeme üzerinde belki bir etki yaratabilir. Evet, HDP bu konuda her türlü şeye açık. İşbirliğine, her türlü desteğe hazır. Hani sanırım sadece CHP başvurabilecek Anayasa Mahkemesi'ne. Ama yani bizden istenen hangi destek varsa parti olarak her konuda destek vermeye hazırız açıkçası. Bunu söylemiş olayım. HDP sayısal durum itibariyle mi başvuramıyor Anayasa Mahkemesi? Evet, sayısal durum itibariyle başvuramıyor HDP. Evet, sadece destek vermeye hazır. Yani şöyle bir durum var. Ana Muhalefet Partisi veya meclisteki çoğunluğun 5'te biri başvurabilir. Benim önerim CHP, HDP ve İYİ Parti'ye Ana Muhalefet Partisi kendi adına değil de meclisteki o bütün vekiller adına ortak imzayla bir başvuru yaparsa temsil kabiliyeti yüksek bir başvuru olur ve bu süreci hızlandırabilir. Evet. Peki Veysel Bey, sizle devam edelim. Dün Yergin Cinmen'le yaptığım mülakatta bu konuyla ilgili, bu ne bir af düzenlemesi, ne bir af, ne de bir infaz düzenlemesi. Bu Alaturka, tam Türk usulü bir düzenleme dedi. Ve bu aslında dedi, daha önce de görmüştük. Yani Türk ceza infaz sisteminin aslında infazının yeni bir resmidir dedi. Doğru bir tespit mi? Yani ben buna af diyorum öncelikle.
af değil demek bir kere iktidarın yarattığı politikaya biraz meşru zemin katmak anlamına gelir. Çünkü iktidar bu duruma af dememek için elinden geleni yapıyor. Eğer af deseydi şu anki çoğunluğuyla yani farklı nitelikli çoğunluklar aranması lazımdı bu tasarının geçmesi için. Bu yüzden af demekten imtina ediyor. Bu infaz kanunu iki açıdan sakat. Bir, bence bu bir af ve bu yüzden nitelikli çoğunlukla geçmesi lazımdı meclisten. Usulen sakat bir yerden. İki, içerik itibariyle sizin de ifade ettiğiniz gibi hem anayasanın eşitlik maddesine hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesine aykırı. Ben dün resmi gazetede yayınlandı ve bir liste yaptım. Hangi suçlar dahil burada? Tehdit, şantaj, cebir, kişi hürriyetini yoksun kılma, eğitim hakkını engelleme, siyasi hakları engelleme, inanç düşünce hakkını engelleme, konut dokunulmazlığı ihlal, hırsızlık, kapkaç, yağma, gasp, mala zarar verme, suç örgütü kurma, yönetme, görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli ihlas. Yani tüm bu suçlar bu infaz değişikliğinden faydalanıyor. Buna elbette ki af demek en doğru tabii. Çünkü bu ayrımcı bir af tasarısı, hem usulen sakat hem de içerik itibariyle sakat. Ben sadece bu adi suçları kapsadığı için. Aynen öyle. Bu ayrımcı bir durum. Yani yaklaşık 20 tane suçu kapsıyor. Ve kamuoyunda tanıdığımız, bildiğimiz bu ünlü mafya reisleri, suç örgütü üyeleri, hırsızlar, büyük dolandırıcılık faaliyeti yapan kişiler bu infaz tasarısından faydalanacaklar. Ama siyasi mahpuslar faydalanmayacaklar. Bu yüzden bunun ismi af. Af olduğu için de usulen sakat bir siyasi tasarısı. Evet. Yani ve biz bunun sonuçlarını ileride göreceğiz. Büyük olasılıkla yargıçlar bu tasarıyı yorumlarken bu saydığım suçlar dışındaki suçlular da dahil olabilir. Yani bunlar anladım. Tamamen pratikte bizim karşımıza çıkacak durumlar. Bu açıdan bence af demekte fayda var. Ayrımcı bir af tasarısı demekte de fayda var diye düşünüyorum ben. Peki son sözü Utku Bey ve Ömer Faruk Bey'e vermeden önce son bir şey daha sorayım. Anayasa Mahkemesi'nin son 3-4 yıldır icraatları biliniyor. Özellikle siyasi suçlarla ilgili, siyasi suç olarak işte gördüğümüz düşünce ifade özgürlüğü ve sosyal medyadaki işte hakaret suçları, Cumhurbaşkanı vesaire. Yani doğrudan doğruya şiddet cebir içermeyen ve yine çok tartışmalı bir şekilde terörle mücadele kanununun işte bazı çok tartışmalı maddelerine dayandırarak verilmiş bazı kararlar var. Tutuklama kararları ve hüküm kararları. Bunlar açısından baktığımızda bunlarla ilgili itirazları Anayasa Mahkemesi bazı vakalarda hakikaten ağırdan aldı. Bunu net bir şekilde eleştirildiği için burada ifade etmek gerekiyor. Ağır çekim bazı süreçler oldu. Kimileri aylar değil yıllar aldı. Ve hala böyle bekletilen vakalar var. Anayasa Mahkemesi'nin bu durum söz konusu olduğuna göre Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda hızlı hareket edeceğini bizi ikna edebilecek bir durum söz konusu mu? Yoksa yine ağırdan alabilir mi? Ama ortada bir virüs tehdidi var tabii. Yani şöyle söyleyeyim ben. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Anayasa Mahkemesi gerçekten geçmişteki tavırlarına uygun, içtihatlarına uygun bir tavır sergilemedi. Bunu birçok kararında gördük. Bazı kararları, örneğin Barış Akademisyen kararları, Deniz Yücel kararı, bunlar geçmiş içtihatlarına uygun ama bir Ahmet Altan kararı, bir Ahmet Şık kararı bizi hayal kırıklığına uğrattı. Geçmişte Anayasa Mahkemesi bu af tasarısıyla ilgili, yani geçmişte yine ayrımcı tasarılar söz konusu vardı, kanunlar vardı. Anayasa Mahkemesi bunları iptal etmişti ve bu ayrımcı durumu sona erdirmişti. Ama şu anki Anayasa Mahkemesi'nin dengeleri buna el verir mi? Ben maalesef verdiği kararları incelersek, özellikle politik temsiliyeti yüksek olan veya tartışmalı isimler olan bazı dosyalarda verdiği kararları incelersek bu durumlara çok fazla efektif davranmayabilir. Umarım bizi de hayal kırıklığına uğratır. Ama peki, Anayasa Mahkemesi anayasaya uygun davranması gerekiyorsa bunu ivedilikle ele almalı ve bu ayrımcı durumu sona erdirmeli. Çünkü geçmişte verdiği içtihatlar net. Anayasanın 10. maddesi net. Usul net. Buna uyması lazım ama şu an dengeler
çok da iç açıcı görünmüyor. Anayasa Mahkemesi'nin hareket şemasıyla ilgili bu karamsar ama bir tecrübeye dayanan görüşe, yoruma katılıyor musunuz Utku Bey? Yani bunu hızlandırmak için de ne yapmak lazım? Tabii. Öncelikle az önceki sorunuzda oylama ilişkin bir arkadaşımız Tehven evet, kabul verdi. Çünkü sistem çalışmıyor. Ömer Faruk da bir video elektronik sistemden biri. Aslında yine sizler biliyorsunuz ki hem komisyon aşamasında hem genel kurul aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İYİ Parti etkili bir muhalefet yaptı. Az sayıda belki milletvekili vardı ama her madde üzerinde sonuna kadar muhalefet hakkımızı kullandı. Oylamadaki az çıkmanın sebebini aslında herkes biliyor. O da şu, korona salgını nedeniyle biz öyle, diğer partiler de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Ankara milletvekilleri, Adalet Komisyonu üyeleri sadece etkiliydi. Hem komisyon aşamasına hem genel kurul aşamasına. Ayrıca muhalefet salgından ziyade burada kullanması gereken Veysel Bey daha iyi ifade eder ama benim yani en azından şeyler 5'te 3 çoğunluğu buna af diyorsak eğer 5'te 3 çoğunluğu bulması lazımdı iktidar. Bunun yani ister bir aradaki farkı da olmuş bu olmuş o önemli değil. Bunu bulamamıştır. Bunu kamuoyuna anlatmaya çalışacağız. Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuz en önemli ayaklarından biri de bu olacak doğal olarak. Bu bir aftır, af niteliğindedir. O yüzden de o nitelik çoğunluğu mecliste bulamamıştır. Muhalefetin sayısı salgın nedeniyle az olmuş olabilir. Çünkü onun da bir riski var biliyorsunuz. O salonun içinde zaten muhtemelen hani enfeksiyon riski çok yüksekken bu oylama için işte şu kadar kişi geldi vesaire tam tersine iktidar kanadı aslında bulması gereken çoğunluğu bulamamıştır. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru konusunda bence hepimiz yani şöyle bir sıkıntıdayız. Salgın her yeri vururken cezaevlerini de vuruyor. Tüplü var. Pozitif vakalar onlarla ifade ediyor. Belki de yükselmiş durumda. O yüzden şu anda ayrımcılık yapılarak cezaevinde tutulan başka tutuklular olmak üzere ki bence en büyük haksızlık, en büyük eşitlik onlara yapılıyor. Onların derhal tutuksuz yargılanması ya da uygun olan işte adli yönetim mekanizmaları neyse onunla tutuksuz yargılanması işte elektrikle vesaire sağlanmalıdır. Bunun için biz kamuoyunu diri tutmamız lazım, aydınlatmamız lazım, bilgilendirmemiz lazım bunun haksızlığı konusunda. Anayasa Mahkemesi'nin de tabii ki ben hukuk devletine inanıyorsak, demokrasiye inanıyorsak, Türkiye'de ne kadar öfkelendiğini biliyoruz son birkaç yılda. Mutlak surette Anayasa Mahkemesi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi yönünde hem siyasi hem kamuoyu anlamında baskı yapmaya devam edeceğiz. En nihayetinde onlar verecekleri kararlarla Anayasa Mahkemesi ne kadar hukuki davrandığını gösteriyorlar. Çünkü dünya da izliyor. Avrupa Konseyi'nin üyesiyiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi izliyor. Verdikleri her kararın sonradan başka mahkemelerden dönmesi onlar için de biliyorsunuz yani Anayasa Mahkemesi'nin yargıçlarının hukuki yetkinliği açısından Anayasa Mahkemesi'nin işte ne kadar en üst hukuk organı olduğunu yani başvuru anlamında mekanizmasında ne kadar etkin olduğunu da ortaya koyduğu için onlar da tabii kararlarına o gözle de bakıyorlar. O yüzdendir ki Wikipedia, o yüzdendir ki Sendika Org kararları gördüğünüz gibi evrensel hukukla paralel çıktı. Belki geç çıktı ama paralel çıkmak zorunda kaldı. Benzer şekilde bazı Avrupa'yla birlikte birçok başvuruda da özgürlüğü işte özgürlüğün ihlali kararı Anayasa Mahkemesi'nden de işte Kadri Gürsel'i hatırlıyorum ben Kur'an'ı hatırlıyorum. Mehmet Altan kararı, Şahin Alpay kararını hatırlıyorum. Hani olumsuz kararlar olduğunu biliyorum ya da biz hepimiz en azından demokrat hukuk devletine inanan insanlara hayat hükmüne uğratan ama bir o kadar da yine belki de kendilerinin en üst itiraz makamı olduğunu hatırlayarak verdikleri olumlu, geç de olsa olumlu kararlar var. O yüzden burada da biz tabii ki bunun eşitlik yönünde, adalet yönünde çıkması gerektiğini savunacağız başvurumuzda. Ama kamuoyunun baskısının da bir o kadar etkili, önemli olacağını düşünüyorum. Tabii şu var, gerçekten ölüm koridoru yani ölümle karşı karşıya orada gazeteciler, siyasetçiler, hükümlüler, düşünceleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum olan isimler ve tabii ki dediğim gibi rakam yani 90 binler belki daha fazlasıyla ifade edilen suçlukları henüz mahkeme kararıyla tespit edilmemiş olan 10 binlerce ölüm koridorundalar. Hepimizin bu konuda sorumluluğu var.
Ben isterdim ki hani Cumhurbaşkanı hemen onaylamış. Keşke bunun kapsamının genişletilmesi için bir çağrıda bulunsaydım. Hala yapılabilecekler var. Anayasa Mahkemesi bir artıkından sonraki adres. Ama bu sadece başvuruyu verdik, sonucunu bekliyoruz değil. Aynı zamanda kamuoyunun da bu konuda gerçekleri bilmesinde, yapılan eşitsizliği, adaletsizliği bilmesinde fayda var. Ben Veysel tabii ki yetkili parti yetkililerimize ileteceğim. Yani bunun maksimum sayıda milletvekili başkanının yapılması konusuna yani ben parti adına bir şey söyleyemem ama tabii ki ileteceğim. Ne etkili olacaksa kamuoyunun duyulması bağlamında onu bu dönemde yapmakta. Yani CHP'nin kararı bugün en geç yarın netleşecek herhalde. Çünkü zamana karşı oynamamız lazım. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğimizi duyurduk biliyorsunuz. Evet. O yüzden hani başvurunun nasıl bir şekilde ne zaman gideceğini bilemiyorum. Muhtemelen hukukçularımız üzerinde çalışıyorduk. Ama en kısa sürede gideceğiz ve kararın hızlı çıkmasını talep edeceğiz doğal olarak. Evet. Peki. Evet. Son olarak Ömer Faruk Bey'e dönelim. Şimdi tabii ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları sadece bardağın boş olduğunu veya dolu olduğunu göstermiyor muhakkak o. Ve bir tarafıyla da Veysel Bey'in söylediği gibi Anayasa Mahkemesi yargıçlar arasındaki denge de çok hassas. Yani hep 8'e 7 yanılmıyorsam değil mi şu anda? Özgürlük hatta 8'e 8 başkan oyu mesela Barış Akademisyenleri kararında evet. Red 8 çıktı, kabul 8 çıktı, başkan oyu çift sayıldı. Yani şu an çok eşit dengeli bir durum söz konusu orada. Evet. Yani şimdi tabii bu yıl yakın bir zamanda şöyle bir şey daha olacak. Ahmet Necdet Sezer'in seçmiş olduğu yargıçlardan bir tanesinin de görev süresi doluyor. Dolayısıyla bu 8'e 7 Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer kendi siyasi çizgisine yakın birini seçerse ki %99 bu böyle olacak diye bakılıyor. O zaman daha da dengelerin mevcut iktidar bloğunun temayüllerine yatkın olacağı yorumu da yapılabilir. Neyse bunu bir buradan altını çizmiş olalım. Şimdi tekrar dönelim Ömer Faruk Bey'e. Yani bu zamana karşı bir yarış. Siz gün gün takip ettiniz. Yani oradaki hem tutuklu ve hükümlülerin durumunu, siyasi mahpusların özellikle, hem de virüsün bir şekilde koronanın artık bir takım cezaevlerine giriş yaptığını da biliyoruz. Bu resmi açıklamalara da yansıdı. Anayasa Mahkemesi bunları dikkate alır mı bu mevcut durum içerisinde? Bunu bu konuda iyimser mi olmalı bu konuda beklenti içinde olan insanlar yoksa işi oluruna mı bırakmalı? AK Parti iktidarı her zaman oluşturdu. Bu yasa tamam sayısal çoklukla oluşturuldu. AK Parti MHP'nin sayısal çokluğu yetiyordu ama kamu vicdanını sıkatan bir yasa oldu. Evet, resmi gazetede de yayınlandı. Ama Anayasa Mahkemesi'ne mutlaka gidecek ve biz bu maç burada bitmeyecek diyoruz. Çünkü hani yasa zaten ayrımcı bir haldeydi ve koronavirüs tehdidi nedeniyle hızlandırılmasına rağmen ayrımcılığını devam ettirdi. Koronavirüs adli, siyasi, mahpus ayrımı yapmıyor. Herkesinden insanın ülkeye cezaevlerine girmiş durumda. Bir ayda bunu gizlemeye çalıştılar. Çok gayri ahlaki bir şekilde gizlemeye çalıştılar. Ve en sonunda yasanın görüşmelerinin son gününde Adalet Bakanı açıklama yaptı. Yani bunlar böyle şark kurnazlığı açıklamaları. Gerçekten taşla siyaseti anlayışı maalesef. Bu kafayla yalanla, yanlışla bir iktidarı yürütmeye çalışıyorlar. Gerçekleri örtbas etmeye çalışıyorlar. Gerçekleri açıklayan herkese soruşturma açtılar. Tabip odası başkanlarına, gazetecilere, doktorlara, işte bana da açtılar vakaları söylediğimiz için. Ve en sonunda da bir sürü vaka açıkladılar. Bu vakalar yasanın görüşüldüğü son gün mü tak diye hepsi ortaya çıktı. Yani gerçekten kendi içlerinde bile gülünç bir hale düşüyorlar. O yüzden tamam yasayı sayısal bir çoklukla geçirdiler ama tehlike devam ediyor. Kamu vicdanı sarsıldı ve Anayasa Mahkemesi'nde mutlaka bu giderek artan sağlık tehdidini göz önünde bulundurması gerekiyor. Çünkü bir insanın ölümü bile hesap verilemez bir haldir.
Hani düşünün, cezaevindeki bir insan meclisteki bu karar ve Anayasa Mahkemesi'nin diyelim ki olumsuz kararından sonra öldü. Bir kişi bile hem vicdan hem hukuken bunun hesap verilemez ki kitlesel ölümler var. Bakın çok sıkıntılı bir yerdeyiz. O yüzden kamuoyunun talebine devam etmesi lazım. Anayasa Mahkemesi'nin bunu görmesi lazım. Bir yenilmişlik psikolojisi içinde olmamalıyız. Ben umudumu yitirmiş değilim. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin kararları oldukça siyasidir ama hani son zamanlarda iyi kararları da çıktı. İşte Ayşe Çelik kararı, Barış Akademisyenleri, Sırrı Süreyya Önder kararları gibi kararları da çıktı. Hani 3,5 yıl önceki Anayasa Mahkemesi gibi değil. Hani bilemiyorum tabii ki o insanlar sayılar değişecek, oranlar değişecek. Erdoğan'ın istediği insanlar gelecek gibi hususlar var ama hani son zamanlardaki kararlar da ilk o halin ilk zamanlarındaki kararlar gibi olmadı. Tek tük iyi kararlar çıktı. Bir de artık tüm toplumu ilgilendiren koronavirüs salgınının cezaevlerinde ayırt etmeksizin yaşam hakkını ihlal etmesi var. Anayasa Mahkemesi'nin bunu görmesi lazım. Eşitlik çiğnenmiş durumda. Bir af yasası, infaz indirim yasası gibi geçirildi. Birçok katliamlar yapıldı anayasal olarak ve artı en son olarak da yaşam hakkı ihlali çok büyük bir tehlike olarak karşımızda duruyor. Peki. Evet. Burada artık noktalayabiliriz. Veysel Bey, söylenecek bir şey var mı? Ek olarak, son olarak. Ya şunu söyleyeyim ben. Tutuklular var şu anda. Evet, infaz değişikliği ilgili bir hukuki mücadele verilecek. Anayasa Mahkemesi'ne gidilecek ama şu an hali hazır binlerce tutuklu var cezaevinde. Selahattin Demirtaş'ta, Ahmet Altan'da, Osman Kavala'da, tutuklu gazeteciler, avukatlar da haklarında kesinleşmiş hüküm yok. Ve bu yargıçlar bunları tahliye etmek için adli kontrol hükümleriyle herhangi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Türkiye'deki yargıçlar anayasaya uysunlar, yeterli çağrım onların anayasaya uymasıdır. Peki. Bu konuda Yavuz Bey hakikaten bu Veysel Bey'in işaret ettiği konu göz ardı ediliyor. Hakikaten önemli. Dediği gibi tahliye etmelerin önünde bir engel yok. Bakın ben bu yasa görüşülürken birçok tahliye kararı duydum. Hani sanırım biraz hakimler de bundan etkilendi. Hasta mahpuslardan tahliye olanlar oldu. Çocuklu annelerden tahliye olanlar oldu. Hani öncesi diyelim ki önceden tahliye edilmemiş ama belki hakim de biraz vicdanı sızladı. Ya bu kadar şey ortamında, hastalık ortamında ben daha hala niye tutuklu yargılamaya devam edeyim diyebilen hakimler oldu. Bu önemli bakın. Bizim bunu öne çıkarmamız lazım. Yani böyle karamsar, kötümser bir ortam olmaması lazım. Bunun örneklerini gördük. Yani cesur, vicdan sahibi hakimler bu kararları verebildi ve diğerleri de verebilir. Bizim bunu biraz teşvik etmemiz lazım, öne çıkarmamız evet. lazım. Hani şu evet. anda böyle bir şey modu var, ya her şey bitti, öldük, bittik, ya AYM'den de bir şey çıkmaz. Hayır, öyle değil. Tutuklular için bunu çok kuvvetli bir şekilde söylemeliyiz. AYM'ye baskımıza devam etmeliyiz. Ne karar verirse versin artık günah ona kalacak eğer olumsuz bir karar kalırsa. Ama biz iyi bir karar için elimizden geleni yapmalıyız. Peki. Evet. Böyle noktalayalım. Evet, bu konuyu, infaz düzenlemesi yasasını tartıştık. Bundan sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvuru süreci ve mahkemenin tavrı ne olacak, ne olmalı, bunu konuştuk. Tüm konuklarıma CHP Milletvekili Utku Çakırözer, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve hukukçu avukat Veysel Oka teşekkür ediyorum. Tekrar Ahval Forum'da yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.